Herkese merhaba arkadaşlar. Cümleten selamünaleyküm. Arkadaşlar YouTube'dan bazı sorular giriyor bu hayvancılıkla ilgili. Yine girmek isteyenler var bu işe de. Bazılarına cevap yazmıyorum çünkü kaderiyle de oynamak insanların doğru değil şu dönemde. Şimdi hayvancılık ne duruma doğru gidiyor? Bu işin artık ilerisi var mı? İlerisi parlak mı? Bunun hakkında konuşacağız. Valla öyle bir iş ki her sene bu iş değişiyor arkadaşlar. Bundan geçen sene farklıydı, ondan önceki sene çok farklıydı. Gitgide arkadaşlar iş tamamen karışmaya başladı. Piyasa allak bullak, ne olduğu belli değil. Şimdi arkadaşlar öyle bir artış oldu ki maliyetlerde, bu önceki senelere göre acayip fark vardı. Önceki seneler bir üründe hayvancılıkla ilgili, mesela pancar küspesinde zam geliyordu. Tonuna 20 lira, 30 lira, en fazla 40-50 lira zam geliyordu ton başı. Bu sene acayip, yani nasıl diyeyim ben size. Geçen sene 260 liraya alıyorduk pancar küspesini. Tonunu, açık küspeyi. Bu sene arkadaşlar tam 900 lira. Aradaki farka bakın. Bakın, 3 katından da fazla. 300 lira olsa geçen sene 3 kat olmuş olur. Pancar küspesinde herhangi bir protein falan yok. Sadece samanı hayvan daha güzel bir şekilde tüketebilmesi için, hayvan da çok sevdiğinden dolayı pancar küspesini alıyoruz. Bir de biz tamamıyla süt hayvanı beslemediğimizden dolayı pancar küspesi önceden ucuz bir yemdi. Ama şimdi ucuz değil yani. Tonu 900 lira ne demek? Yani çok saçma bir şekilde arttı artık. Hayvancılığı bitirmeye yönelik gidiyor yani. İnsanlar 10 tane ineği olan artık 3 taneye düşürdü. 50 tane olan 15-20 taneye düşürdü. Yani saçma bir şekilde artık piyasayı öldürüyorlar. Geçen sene slash 600 liraya aldık. Bu sene arkadaşlar 1500-1600 lira diyorlar tonuna. Yani bilmiyorum nasıl olur böyle. Çok aşırı saçma. Hadi zam gelir de bu şekilde de zam gelir mi ya? Ya 1000 lira da zam koyar mısınız arkadaş tonuna ya? Neden zam geliyor? Akaryakıt fiyatları acayip arttı. Elektrik fiyatları acayip arttı. Hiçbir denetim yok. Hiçbir çalışma yok bu işle ilgili. Bu işin arkadaşlar değerini 10 sene sonra anlayacaklar. Çünkü 10 sene sonra bu ülkede hayvan sayısı acayip şekilde azalacak. Yani bir inek 100 bin liraya kadar çıkabilir. Şu an piyasada 50 bin liraya inek var. Yani bir ineğin 100 bin liraya çıkma ihtimali var. Çünkü inekler öyle azalacak ki çok fazla değerlenecek. Artık piyasada inek aramaya kalktığınızda öyle kaliteli bir ineği arkadaşlar bulamayacaksınız. Çünkü adamlar 30 kilo 40 kilo süt veren ineği adam kestiriyor. Süt çünkü kurtarmıyor ki. Süt kurtarmadı da o adam diyor ben ineği en iyisi kestireyim bu işten çıkayım diyor. Ama sonra tekrardan bu işe sıfırdan başlandığında başlayamayacaksınız. Çünkü neden? Hayvan fiyatları çok artacak. Geçen sene inek fiyatları uygundu. 10 liraydı, 12 liraydı. Bu sene arkadaşlar 20 lira, 25 lira, 30 lira, 35 lira. Hayvanına göre değişiyor. 50 bin liraya da inek var. Bundan 4-5 sene önce en kaliteli hayvan, 50 bin liralık hayvan 12 bin liraydı. Aşırı bir artış olacak artık. Süt fiyatları arkadaşlar marketlerde büyük ihtimal 50 liraya kadar çıkar. Birkaç sene içerisinde, yani bir sene içerisinde demiyorum ama 2-3 sene içerisinde eğer ki bu işi el atmazlarsa, ciddi bir şekilde el atmazlarsa 50 liraya kadar bir kilo sütü bulabilirsiniz arkadaşlar. Çıkacak çünkü bunun önünü tutamıyorlar. Parakende süt şu an 15 liraya kadar çıktı. Mandırı artık devletin belirlediği fiyat üzerinden almıyor. Daha da fazla artırmaya çalışıyorlar ki çünkü piyasada süt bulamıyorlar. Ne yapacak mandırı fiyatları? Bulabilmeleri için mecburen fiyatı kendisi yükseltecek. Çünkü markette 1 kilo süt 20 liraya 25 liraya çıkıyor. Yani saçma bir şekilde bu işi bitirdiler arkadaşlar. Yani genç girişimci bu işe girmesi için biraz arkadaşlar mantığını kullanmaması lazım. Rical sen niye bu iştesin? Biz bu işe bu sene girmedik. Zaten olduğumuzdan beri bu işin içerisindeyiz ama kurtulmak da bu işi tamamen bitirmek
insanı biraz üzüyor yani. Tamamen hayvanları satmak, kurtulmak. Çünkü kaç seneden beri bu işi yapıyorsun? Uzun süreden beri. Tamamen bitirdiğinde arkadaşlar insan üzülüyor yani, yapamıyor. Ancak hayvan sayısını azaltıyoruz. Geçen seneye oranla çok çok azaldı hayvan sayısı. Şu an elimizde kaç tane hayvan var? 5 tane inek var. 7 tane düve, içeride de 7 tane buzağı toplasan 19 tane hayvan var. Benim hedefim 50'ye 100'e çıkmaktı. Şu an tamamıyla azaltmaya gidiyorum. 3 tane ineğe kadar indireceğim. Tüm hayvanları satacağım. 3 inek. Peki diyeceksiniz 3 tane inek ne yapacaksın 3 tane ineği? 3 tane inekle tabii ki bir şey yapamayız. Ancak 3 tane ineğin sütünü satarsın. İşte senin ancak ufak bir masrafını karşılar. Bir çok bir ciddi para kazanamazsın. Biz ne yapacağız? Dışarıda çalışacağız mecburen. Artık çobanların %75-80'i arkadaşlar artık ya fabrikalarda ya da başka yerlerde çalışmak mecburiyetinde bırakıldılar. Sigortada da sıkıntı var. Çünkü sigorta habire zam geliyor. Şimdi dışarıdan sigortamızı ödüyoruz ama devlet şöyle bir devlet ki habire zam. İndirmesi gerekirken çiftçiyi, hayvancıyı rahatlatması gerekirken sigorta bakımından habire zam koyuyor. Yani sen hayvanların bahçesi, kendi sigortanı mı yatıracaksın? Ne yapacaksın? İki şey arasında kalıyoruz. Şimdi sigortayı ödemeyince bu sigorta borcu birikiyor, birikiyor. Bu sefer de toplu ödemeye yapamıyorsun kolay kolay. Çünkü kışa giriyoruz, hayvanların mesela yemi alınacak. Ciddi bir paralarla, peşin parayla ödüyoruz sonuçta biz bunu. Ciddi bir para ödeyip hayvanların kışlık yemini, samanını alıyoruz. Bu da bayağı bir zorlaştı. Eskiden zorlanmıyorduk ya. Eskiden nasıl diyeyim, bu kadar kafaya takmıyorduk. Ama artık ilerisi görünmüyor yani. Eğer ki elinizde para varsa işte hayvancılığa gireyim, şunu yapayım, bunu yapayım, bence ciddi bir şekilde bu işe girmeyin. Girerseniz de eğer tek yapacağınız iş buysa, başka bir işle uğraşmayacaksanız arkadaşlar batarsınız. Eğer başka işle de uğraşacağım, bu işle yan iş yapacağım diyorsanız ona bir şey diyemem. O olabilir ama tek iş, sadece bu işle uğraşacaksanız girmeyin, boşver. Boşuna paranızı ziyan etmeyin yani. Girip birkaç sene bu işi yapıp sonra elinizdeki hayvanları satmaya kalktığınızda üzülüyorsunuz. Satmaya kıyamıyorsunuz, kestirmeye kıyamıyorsunuz hayvanı. Sonra zarar da ediyorsunuz. Eskiden mantıklıydı ama bu sene sıfır. Bu sene mantık diye bir şey yok bu işte. O seviyeye getirdiler artık. Biz 7-8 ay, 8 ay değil de 7 ay dağda otlatıyoruz ama yine de arkadaşlar çark dönmüyor artık. Çünkü neden dönmüyor? Kışın bu hayvanları bir mecbur yiyen mi yedireceksin, saman yedireceksin, üstüne yedireceksin. Yani mecbur yedireceksin ama almaya kalktığında hayvanların yemesi gereken miktarlar var. O miktarları vermeye kalktığında senin kazancının tamamını silip süpürüyor. Sana belki az miktarda kazanç kalıyor. Yani saçma bir şekilde o bir duruma geldi bu iş. Onun için tavsiye etmiyorum. Yani yorumları yazanlara artık bir yorum yazmıyorum bu işle alakalı. Söylesem doğru olmayacak. Girme desem bu sefer diyecekler ki bu insanlar neden bu işe devam ediyor? Bu insanlar neden bu işe devam ediyor? Çünkü bu işin içerisinde yıllardan beri olduklarından dolayı bir anda bırakamıyorlar. Yani tamamıyla zarar ediyoruz ama çok az, tamamıyla zarar etmiyoruz. Çok az biraz karımız var. Ama o kar bunca işe mantıklı gelmiyor. Çünkü ben bu dağda 8-9 saat dağda hayvan otlatıyoruz. Evde bunun bakımı da var. Sağımı var, sütün dağıtımı var. Yani nereden baksanız 10-12 saat arkadaşlar biz bu işe emek veriyoruz ama kazancımız bunu karşılamıyor. Sadece bizim şeyimiz yok, hayvanların yemleri yok. Bunun elektriği var, su parası var, bunun mazotun, arabanın mazot masrafı var, arabanın masrafı var. Sonuçta sütü arabayla dağıttığımızda. Sonra kendi sigortamız var. Var da var. Bunun ekipman var, süt sağım makine ekipmanları var. Değişik değişik bir dünya şey var arkadaşlar. Sadece hayvanın beslenmesiyle ilgili bu olaya bakmayın. Adamlar hep şuna bakıyor. İşte şu hayvan bu kadar yer, şu kadar süt verir, şu kadar para kazanırsınız edersiniz. O öyle olmuyor işte. Öyle olsa zaten herkes bu işten çıkmaz. Kimse iflas etmez. Matematik üzerinde arkadaşlar, tablo üzerinde olan hesap olmuyor. Şimdi şunu yapsalar anlarım. Bir sene boyunca şu yemin fiyatı bu. Zam gelmeyecek ya da 6 ay boyunca. Yeme her hafta zam geliyor. 5 lira, 10 lira, 20 lira, 30 lira.
50 lira zam koymuşsun, o zaman 50 lira da aşağı indirmen lazım. Mazota zam yapıyorlar, 1 lira 2 lira aşağı çekiyorlar, büyük dev indirim. Zaten sen 6-7 liradan mazotu 30 liraya kadar çıkartıp tekrardan 20-23 liraya kadar indirmen, bu bir indirim değil. Herkes mazotu bahane ediyor. İşte şu kadar mazot yakıyor, arabanın masrafı bu kadar. Biz ne yapacağız? Biz de bu hayvanları üretmesek, sütü, eti bu insanlar nerede bulacak? Bunun değeri 5-10 sene sonra dediğim gibi anlaşılacak. Bu sefer de insanlar süt tozuna mahkum bırakılacak. Dışarıdan artık süt tozu mu gelir? Dışarıdan bir şey de getiremiyorlar. Çünkü dolar çok yüksek. Dışarıdan getirmeye kalksan iç piyasadakinden daha yüksek bir fiyat şu an. Yani ne zaman bu işe değer verecekler ben anlamış değilim. Yani bu işi gerçekten görmüyorlar mı, görmek mi istemiyorlar anlamıyorum yani. Artık öyle bir destek vermeleri lazım ki, biz sizin arkanızdayız demeleri lazım ki biz de bu işten çıkmayalım, ümit edelim, devam edelim. Ama bizim hiç takan yok. Biz ne yapacağız? Bizim yapacağımız şey sadece bu işi bitirip artık her şey son noktaya gelince değerimizi anlarlar. Bundan sonra da şey yapacaklar. İşte şu destekleri veriyor devlet, bu destekleri veriyor diye artık destek çıkaracaklar ama kimse de artık bu işi bitirenler geri dönmeyecek. Çünkü insanların ümitlerini kırdınız mı bir daha arkadaşlar, insanlar ümit edemez. Bu işe girmeye çekinirler, korkarlar. Bunu en başta yapacaklar. İnsanların ümitlerini kırmayacaklar, kesmeyecekler. Destek, düzgün destek verecekler. Düzgün bir politika izleyecekler hayvancılıkla ilgili, tarımla ilgili. İnsanlar da arkadaşlar bu işi bırakmayacak, daha da yapmak isteyecek. Bundan bir sene, iki sene önce benim fikrim daha farklıydı. Hayvanın sayısını 20'ye, 30'a, 40'a çıkarmak. Şimdi ise hayvan sayısını 2'ye, 3'e düşürmek istiyorum. O da neden? Tamamıyla yok etmek istemiyorum. Gönlüm el vermiyor. Yoksa tamamıyla yok ederim yani. Ben bu işi yapmam ama işte dediğim gibi yıllardan beri bu işin içindeyiz. Bitiremiyoruz. Yani bu bir başka yani. Bir bağ kuruyorsun. Sevgi oluşuyor yani sonuçta. Demek senin bu şekilde arkadaşlar. Bu işe girmek isteyenler eğer sadece bu işten para kazanacaklarsa girmesinler. Benim tavsiyem bu. Eğer ki başka işlerle de uğraşıyorlarsa, yan gelirleri varsa o zaman girebilir. O zaman değişik sonuçlar alabilirler. Bu şekilde arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.